Bugün Squad Busters'ın globale çıktığı gün ve oyun globale çıkmadan 10 gün önce sıfır bir hesap açıp hiç para yatırmadan tam 10 gün boyunca Squad Busters oynadım. Yani bu videonun içerisinde oyuna ilk başladığınızdaki 10 gün boyunca neler yapmanız gerektiğini bulabilirsiniz. Brawl Stars'taki seriyi Squad Busters'a uyarladım diyebiliriz. 10 gün boyunca aldığım kayıtları birleştirip tek bir video olarak sizlere sunuyorum. Yani bu video 10 günlük bir emeğin sonucunda hazırlanmış olacak. Siz de lütfen bu emeğe karşılık aşağıdan bir tane like atmayı unutmayın. Kanala da abone olursanız bu tür videoları kaçırmazsınız. Şu anda tarihler 16 Mayıs'ı gösteriyor ve birinci günle birazdan başlayacağız ama ben ondan önce günlerdir çok fazla oyunu oynadım. Şöyle ana hesabımı bir göstereyim. 58. seviyeye kadar geldim arkadaşlar. Takıma bakarsanız bütün kartlar neredeyse 3 yıldız yani max. O yüzden oyunu A'dan Z'ye öğrendim diyebilirim. Oyuna sıfırdan başladığınız zaman bu şekilde bir tanıtımla başlıyor arkadaşlar. Bu şekilde hareket edebiliyorsunuz ve saldırmak istediğiniz zaman sabit duruyorsunuz. Hiçbir şey yapmıyorsunuz ve saldırıyorsunuz. İlerleyelim. Altın kullanarak sandık alıyorsunuz ve takımınızı büyütebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada mesela Barbar ya da El Primo, her birinin farklı özellikleri var. Takımın yavaş yavaş güçleniyor diyor. Burada bot alıyorsunuz. Bot alınca basılı tuttuğunuz zaman hızlanıyorsunuz. Hem hareket hem de saldırı hızını arttırıyor arkadaşlar. Bu genellikle gözden kaçıyor. Yani saldırı hızını arttırdığını çok fark edemiyor ilk başta insan ama onu da söylemiş olayım. Takımını büyütmeye devam etmek için sandık açmalısın. Her sandık biraz daha pahalı oluyor. Yani biraz daha fazla altın istiyor. Mesela Greg'i aldınız. Greg ağaçlardan çok fazla kaynak çıkartıyor. O yüzden başlangıçta Greg'le başlamak, mesela yine Mavis diye bir karakter var. Mavis'le başlamak ya da Goblin'le başlamak çok iyi oluyor. Bunu da zaten size videonun ilerleyen kısımlarında göstereceğim. Ortada bir tane elmas madeni var. Bu elmas madeni içerisinde mümkün oldukça fazla elmas toplamaya çalışıyorsunuz. Ve en fazla elması toplayan kazanır diye burada da söylüyor arkadaşlar. Hemen şöyle hızlı bir şekilde gidiyorsunuz. Ortadan topluyorsunuz. Bir yandan tabii diğer tarafta mesela ağaçlardan kaynak alabilirsiniz. Bak mesela bir tane oyuncu geldi. Tabii bu bot ama sonuçta bu şekilde mesela oyuncu geldiği zaman onu da yavaş yavaş sıkıştırabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir taktik verebilirim size. Mesela ilk başlangıçta koşma tuşu, hem koşma tuşuna hem de saldırıyı hızını arttırmak için şunu kullanabiliyorsunuz dedik. Ama saldırı hızını arttırmak için savaşırken sürekli basılı tutarsanız o zaman bitiyor. Sonra mesela rakip kaçarsa ya da sizin kaçmanız gerekirse kalmıyor. O yüzden ben sadece koşarken kullanıyorum bunu genellikle. Yani çok fazla yoksa genelde sadece koşarken kullanıyorum. Saldırı hızını arttırmak için kullanmıyorum ama bazen çok fazla olursa bu, o zaman kullanabiliyoruz. Çünkü tavuk diye bir karakter var mesela. Tavuk karakteri size çok fazla bot veriyor ve bu şekilde daha fazla kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan farklı karakter alabiliyorsunuz. El Primo karşıdaki rakibe aynı Brawl Stars'taki gibi süperiyle uçuyor, onları dağıtıyor. Güzel bir karakter. Sizden bir isim istiyor. Ben ücretsiz hesap yapacağım çünkü herhangi bir para yatırmayacağım bu hesaba arkadaşlar. İlk elmas avında iyi iş çıkardın. Hadi tekrar oynayalım ama bu sefer biraz farklı. Hemen oynaya basıp devam edeceğiz arkadaşlar ama burada alt tarafta 6 yazıyor gördüğünüz gibi. O 6 sandık biletleri, yani toplam her maçtan sonra size bir tane sandık veriyor ve sandık açıyorsunuz. Bu sandıklarla da karakterler çıkıyor. Karakterlerinizin seviyesini yükseltiyorsunuz. Ve şu anda mesela 6 ile başlıyor ve maksimumda normalde 3 tane olabiliyor arkadaşlar. Belirli bir saatte 3 taneye kadar birikiyor. Ondan sonra artık birikmiyor. Yani 3 tane sandık biletiniz olduğu anda hemen oynamanız lazım ki zaman boşa gitmesin. Oynaya bastık ve bundan sonraki her savaşta özel modlar olacak diyor. Mesela Savaşçı Vadisi ve Turbo yüklemesi. Buradaki modları bilmek de tabii önemli. Bunları zamanla yine göreceksiniz arkadaşlar ama Turbo yüklemesinde her yerden çizme çıkıyor diyor. Burada Barbar'la falan başlayabilirsiniz. Bakın bu çizme 3 oldu mesela. Basılı tuttuğunuz zaman mesela bu 2'ye düşecek. Hemen şöyle göstereyim. Bakın şu anda mesela 2'ye düştü. Bıraktığınız zaman tekrar 3'e çıkacak. O ilk haline gelecek. Bakın Greg çok iyi başlangıçta. Bir yandan Greg ağaçlardaki kaynakları toplayabiliyor. Goblin var, ilk çıktığı anda mesela size bolca altın veriyor. O yüzden başlangıçta Goblin de çok iyi. Bir de Mavis var. İleride çıkıyor bu karakterler ama Mavis karakteriyle de arkadaşlar havuçlar oluyor bazı haritalarda, ilerleyen haritalarda. Oradaki havuçları altına dönüştürebiliyorsunuz. Bu şekilde kaynaklar toplanabiliyor. Ve füzyon oldu arkadaşlar. Füzyon olduğu zaman 3 tane kartın gücü direkt olarak, hani o gücü 3'e çıkmıyor. Yani canı ve vuruş gücü, vuruş hızı daha doğrusu 3 katına çıkmıyor. Onun belli bir oranı var. Onu ilerleyen videolarda daha detaylı gösteririm. Ama ortalama 2-2,5 katına çıkıyor. Yani direkt olarak 3 katına çıkmıyor. Ama 2-2,5 katına çıkması zaten çok çok yeterli. Çünkü şöyle bir avantajı var. Siz herhangi bir karakteri füzyon yaptığınızda, bakın şimdi mesela burada yapabilir miyim? Yok. Şu an yapamıyorum.
Mesela şimdi bir tane sandığa geldiğimiz zaman göstereceğim size. Bakın şimdi 26 param var ve 25 sandık fiyatı arkadaşlar. Şimdi buraya dikkat edin. Burada mesela ben Elpirmo alacağım ve bakın şimdi bir sonraki sandık fiyatı 50 diyordu galiba. Ama ben şu anda bunu füzyonla 3 tane karakteri birleştirdim. 3 tane karakteri birleştirdiğim için sıradakinin fiyatı yine 20 elması arkadaşlar ki bu çok çok önemli. Bu arada şuradaki bot galiba, bunu da hemen alalım. Bu arada bir rakibi aldığınız zaman belki dikkat etmişsinizdir, size bir tane anahtar veriyor. Bu anahtarla sıradaki sandığı ücretsiz açıyorsunuz. Bakın şimdi Greg de 3 tane oldu ve füzyon oldu arkadaşlar. Füzyon olduğu için artık mesela yine sıradaki sandığı daha uygun fiyata açabiliyorsunuz. Yani 3 tane yapınca karakterin canı 3 kat ya da işte vuruş hızı falan 3 katına çıkmıyor. Ama sizin sandık fiyatınız düşüyor. Daha fazla sandık alabiliyorsunuz. Bu da çok çok önemli arkadaşlar. Ordunuzu büyütebiliyorsunuz. Yani mümkün oldukça fazla füzyon yapmanız lazım ki bu füzyonlar sizin maçı kazanmanızı sağlıyor. Bakın şu anda içinden anahtar aldım rakibin ve sıradakini yine ücretsiz olarak alabiliyorum. Ve orta taraftaki elmas madeninin etrafında kontrolü sağladıysanız oradaki elmasları topladığınız zaman zaten rahat rahat maçı kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu an ekranda gördüğünüz gibi bu maçı da kazandık. Şimdi bu oyunda da Supercell ID'ye bağladığınız zaman size güzel bir karakter veriyor. Ama ona bağlamamanız lazım. Neden bağlamamanız lazım? Hemen onu söyleyeyim. Burada bu şekilde birinci sıra bonusu var arkadaşlar. Birinci sırayla ilk 5'e girdiğiniz zaman bu arada kazanma serisi diye bir şey var. O yüzden oyuna ilk başladığınız andan itibaren her maçınızda mutlaka ilk 5'e girmeye çalışın arkadaşlar. Yani 6. ya da işte 7. 8. 9. 10. kesinlikle olmamaya çalışın. İlk maçtan itibaren zaten botlar gelecek bir süre çünkü orada kazanma serinizi maksimumda tutun. Burada sandık aç diyor. Mesela bir tane sandık hemen açalım arkadaşlar ve 4 tane tık hakkı veriyor. Bu tık hakkıyla artı 1 artı 1 şeklinde yazdı. Süper büyük olabiliyor. Mesela 9 tane barbar çıktı. Şimdi 9 barbar çıktığı zaman takıma geliyorsunuz. Burası biraz karışık. Ben ilk başta çok anlayamamıştım ama artık tabii biliyorum, size de anlatayım. Yeni evrim diye bir şey var. Onları birleştirip yeni evrimleşmiş bir karakter yapalım. Basıyorsunuz ve sonra evrimleştir diyorsunuz. Evrimleştire bastım. 10 tane bebek formundaki barbarı birleştirdim. Evrimle klasik hale getirdim. Ve burada yeni bir yetenek açıldı. Bakın belirli sayıda düşman yok ettiğinde elit barbara dönüşür diyor arkadaşlar. Ve elit barbara dönüşme opsiyonu var artık. Şimdi burada şunu merak ediyor olabilirsiniz. Benim elimde sadece bir tane var. Acaba bir tane olmasıyla mesela 9 tane olması arasında bir fark var mı? Hiçbir fark yok. Şu anda benim bu karakterim artık klasik moda geldi arkadaşlar ve burada gördüğünüz gibi 2 yıldızlı. Yani biz artık barbarı oyunun içinde gördüğümüz zaman 2 yıldızlı olarak göreceğiz. Peki bunu 10'a getirdiğimiz zaman ne olacak? Bunu 10'a getirdiğimiz zaman yine evrimleştireceğiz ve gördüğünüz gibi süpere getireceğiz. Yani 3 yıldız yapacağız. 3 yıldız olduktan sonra sadece bir tane bile 3 yıldız olsa, yani 1/10 bile olsa aynı buradaki gibi, artık oyunun içinde bütün karakterlerimiz, yani bütün barbarlarımız 3 yıldızlı olarak çıkacak. Burada yine yeni karakterlerimiz var arkadaşlar ve yeni karakterlerimizin özelliklerini falan da görebiliyoruz. Hemen burayı şimdi bir kapatalım isterseniz. Yine karakterleri evrimleştirdiğinde yolculuğunda ilerlersin diyor ve burada karakterleri evrimleştir, portal enerjisi al, dünyada ilerle şeklinde bir şey var. Kupa yolu gibi düşünebilirsiniz bunda Brawl Stars'ın içerisinde ve gördüğünüz gibi bu şekilde ilerlediğiniz bir yol. Burada birçok yeni karakter de veriyor size. Burayı mutlaka mümkün oldukça toplamanız lazım arkadaşlar ve mesela şu anda Colt'u da destemize kattık. Takım bölümüne girdiğiniz zaman Okçu Kraliçe arkadaşlar inanılmaz iyi bir karakter. Bu arada bu karakterin özelliği aynı zamanda menzilli birimlerin daha hızlı saldırmasını da sağlıyor. Kendi atağı falan da çok çok yüksek. Çok iyi bir kart. Oyundaki en iyi kartlardan biri diyebilirim, hatta en iyi karakterlerden biri diyebilirim. Ve bunu normalde arkadaşlar bize Supercell ID'ye bağladığımız zaman hesabımızı veriyor. Ama biz en başta Supercell ID'ye bağlamamalıyız. Neden biliyor musunuz? Bizim mesela 13. seviyede destansı bir sandığımız var. Eğer biz Okçu Kraliçe'yi alırsak destans sandıktan da Okçu Kraliçe'nin üzerine veriyor genelde. Ama eğer Okçu Kraliçe'yi almazsak arkadaşlar önce başka bir destansı kart alıyoruz. Ondan sonra Okçu Kraliçe'yi Supercell ID'ye bağlayıp ikinci kart olarak alıyoruz. O yüzden başta yapmanız gereken herhangi bir destansı karakter çıkana kadar Okçu Kraliçe'yi almak için Supercell ID'ye bağlamayız. Önce bir destansı karakter çıksın, ondan sonra bağlayın. Sıradaki maçın sandığını açıyorum. Mesela bazen bu şekilde de arkadaşlar enderliği yükselebiliyor. Mesela şu an enderliği yükseldi ve ender oldu sıradandan. Hatta destansı da olabiliyor bazen sandık. Ve şu anda mesela yeni bir karakter çıkarttık. Binici karakteri arkadaşlar. Bu da çimlerden geçerken ve hatta geçtikten sonra bir süre arkadaşlar bütün takımın hızını arttırıyor. Yani bir tane bulunması takımınızda iyi oluyor. Yine burada kitap diye bir bölüm var. Bakın kitabın içerisinde birçok görevler var. Bunlar da yine bir
arkadaşlar. Mesela ilk kez işte tanıştığınız canavarlar burada işte iskelettir, dart goblindir. Bunların her birinden size puanlar veriyor. İlk kez oynadığınız modlar için puanlar veriyor. Bunların hepsi size takım yolculuğunda ilerletiyor. Yani çok hızlı bir şekilde ilk kez attığınız büyüler falan. Şöyle bir bölümdeyim arkadaşlar. Burada bir sürü goblin çıkıyor gördüğünüz gibi. Onların her birini patlattıkça içerisinden altınlar falan veriyor, elmaslar veriyor. Gerçekten çok çok eğlenceli bölümlerden bir tanesi. Bakın şurada hatta birisi var, hemen onu da alabiliriz. İlk başlarda mümkün oldukça dediğim gibi arkadaşlar serinizi bozmayın. Hatta hemen hemen hepsinde maçların birinci olmaya çalışın. Çünkü başlarda çok kolay geliyor zaten rakipler. Hatta belki birçoğu bot bile olabilir. Ondan sonra yavaş yavaş zorlaşacak. Bir de şu binicinin hemen şöyle bir de özelliğini de göstereyim. Bakın mesela şu anda bakın şöyle yapalım. Şimdi hiç koşmayayım arkadaşlar. Şimdi çalıya giriyorum, hiç koşmuyorum. Gördüğünüz gibi o bizi hızlandırıyor arkadaşlar. Binicinin de böyle bir özelliği var ki gerçekten baya baya iş yapıyor. Çünkü bütün ekibin tamamını güçlendiriyor arkadaşlar. Ve şu anda ben bu maçı da aldım. Hatta hemen buna da girebilirsek. Buradan biraz hasar verirsek diyecektim ama o kaçtı. Neyse bu maçı da birincilikle tamamladık. Şimdi bir tane daha sandık açacağız. Sandığı yine açıyorum ve büyük oldu bu sefer. Bakalım içerisinden ne verecek? 5 tane Greg verdi ve başlangıç mücadelesi diye bir mücadele açıldı arkadaşlar. Harika bir mücadeleye hazır görünüyorsun diyor. Hemen buraya tıklıyoruz. Şuraya da yine bastım. Ve burada gördüğünüz gibi birinci gün görevlerini tamamla diyor ve birinci gün görevlerini tamamladığınız zaman size tam 20.000 altın veriyor ki 20.000 altın çok iyi bir şey. Yine şurada kitapta görevlerimiz var, bunları hemen alıyoruz arkadaşlar. Yine ödüller burada artıyor, 6.000 altın aldık gördüğünüz gibi, bu da çok çok güzel. Hemen devam edelim. Şu anda biraz daha oynadım bu arada. Star Park'a ücretsiz ödüller gibi bir şey dedi Colt orada, gördünüz mü bilmiyorum arkadaşlar ama öyle bir şeyler dedi. Tekrar tıklasam der mi bilmiyorum. Bakın böyle bir tane başlangıç paketi geliyor. Bu başlangıç paketi avantajlı bir paket. Yani eğer alabilme imkanınız varsa, oyuna para yatırmayı düşünüyorsanız bu paketi alabilirsiniz. Bir de PES diye bir şey var. PES'i alabilirsiniz arkadaşlar. Birazdan onu da göstereceğim. Ve şurada dükkan var. Dükkanda yine her gün ücretsiz ödüller var arkadaşlar. Buradan tıklayıp onları alabilirsiniz. Kesinlikle paranızı şuradaki karakterlere harcamayın. Burada tek bir yer var arkadaşlar paranızı harcamanız gereken. O da sandık biletleri. Onu da bir tane almayın. Bir tane alınca daha pahalıya geliyor. Şuradan tıklayıp 3 tane bittikçe tabii 3 tane kendinize sandık bileti alın. Bu arada herhangi bir şey satın alacak olursanız buradan da kod bölümüne Onur yazarak yine bana destek verebilirsiniz oyundan. Yeni bir maçtan yeni bir sandık daha aldım arkadaşlar. O da Ender'e dönüştü ve ondan da yeni karakter Dynamike'ı çıkarttık. Burada da büyük patlayıcılar atar. Aslında zaten Brawl Stars'ın içerisinde Dynamike karakterini de biliyorsunuz. Ve şu anda elmas yolu açıldı arkadaşlar. Elmas yolu dediğimizde aslında bizim Brawl Stars'taki Brawl Pass gibi düşünebilirsiniz. Savaşlardaki topladığımız elmaslar var ya, o elmaslarla buradaki yolu ilerletiyoruz. Ödüller kazanıyoruz ve en iyi ödüller için de süper pes alıyor. Hemen anladığıma basalım. Burada da aynı şekilde yine ücretsiz bir yol var üst tarafta. Bir de alt tarafta süper pes yolu var. Üst taraftaki sıradan sandık mesela. Bunu hemen buradan tıklayalım. Süper büyük verdi bu arada. Bundan bayağı iyi bir karakter verecek. 10 tane Colt geldi. Burada da 2 tane bölüm var arkadaşlar. Bir başlangıç sezonu diye bir bölüm var. Eğer pes almayı düşünürseniz, yani aklınızda olsun, burada bir para verip buradaki süper pesi alıyorsunuz. Ondan sonra yeni sezona başla diye bir şey geliyor. Yeni sezonda esas uzun olan pes geliyor. Orada ikinci bir kez daha satın almanız gerekiyor. Buradaki ödüller de şu anda gördüğünüz gibi, yani başlangıç sezonunda çok büyük bir ödül vermiyor ama yine de tabii güzel ödüller var. Birinci günü bu şekilde bitirdik. 0/3 oldu arkadaşlar. İsterseniz eğer burada oynamaya devam etmek için dükkandan şuradaki biletlerden 3 tane daha alıp devam edebilirsiniz paranız bitene kadar. Şuradaki bütün her şeyi birlikte yine toplayalım ve burada bakın savaş modları var. Bunları topluyoruz. Şunları falan topluyoruz ve şuradan yine ilerleyeceğiz. Bakın bir tane daha bedavadan yeni karakter geldi. Goblin. Burada mesela 3 tane daha sandık bileti verdi bize arkadaşlar. Bu arada çok önemli bir şey daha var. Şurada grup kur diye bir bölüm var. Grup oluştura mesela basıyorsunuz ve yanınıza kendi arkadaşlarınızı alıp onlarla birlikte de oynayabiliyorsunuz. Bu şekilde oynadığınız zaman da bütün görevleri kasabiliyorsunuz. Her şeyi aynı şekilde yine yapabiliyorsunuz. Yani burada en mantıklısı ilk 5'e girmek lazım seri için. O yüzden 5 tane arkadaşınızla birlikte girip diğer bütün herkesi devre dışı bırakırsanız ilk 5'i arkadaşlarınızla birlikte de alabilirsiniz. Yani Brawl Stars'taki gibi düşünmeyin. Buradaki dostluk savaşında bütün her görevde falan ilerleyebiliyorsunuz. Başlangıç mücadelesinde şöyle birkaç tane bir şeyler yaptık. Hemen onları ilerletelim. Elmas yolunda yine alt tarafı tabii şu anda alamıyoruz. Çünkü süper pesi etkinleştirmemiz gerekiyor. Ama burada mesela sandık biletleri var arkadaşlar. Sandık biletlerini buradan yine alabiliriz ve 6 sandık biletimiz daha oldu. Takım kısmına da şöyle bir girelim. Bakın takım kısmında yine burada yeni bir
evrimleştirme ile birlikte gördüğünüz gibi Colt'u da bir üst seviyeye çıkarttık. 2 yıldız yaptık. 4 düşman yok ettiğinde mermi fırtınası saldırısı, yani süperi var ya Brawl Stars'taki, onu atar diyor arkadaşlar. Ve hemen diğerlerini de yükseltelim. El Primo'yu burada yükseltebiliyoruz. El Primo'yu da yükselttik ve zaten 2 yıldıza çıkması çok kolay yani. Hemen birinci günden çıkartırsınız. 5 düşman yok ettiğinizde güreş atlayışı yapıyor. Greg'i de hemen yükseltiyorum ve Greg'i yükselttiğimiz zaman da ağaçları 2 kat hızlı keser diyor. Ki burada eğer füzyon yaparsanız burada 2 yıldızda sanırım tek atıyor arkadaşlar ağaçlara ve bayağı kaynak toplayabiliyorsunuz füzyonlu bir Greg'le. Yine ödüller bölümünde bir tane yeni karakterimiz var, Tavuk. Bu da bol bol çizme ile birlikte sizi hızlandırıyor. Bütün takımın hızlandırıyor arkadaşlar ve buradan 8000'de toplamda altın aldık ve şurada gruptan da çıkalım. Bayağı bir maç kazandım arkadaşlar. Şuradan yine toplayacağımız bayağı bir ödül var ve görevleri bitirdikçe buradan yavaş yavaş da topluyorum. Hemen bunları da topladım ve devam edelim. 2 tane biletim kaldı. Şu anda son anahtarımı da harcadım arkadaşlar. Yine birinci oldum ve bakalım şimdi bize neler verecek. Birinci günden isterseniz dediğim gibi para harcayıp çok da, yani altınınızı harcayıp çok daha fazla sandıkta açabilirsiniz ama normal şartlarda altınızı harcamayacaksanız sandık biletiniz bittiği zaman da oyunu hani bugün için en azından bitirip bir sonraki gün devam edebilirsiniz arkadaşlar. Buradan yine Goblin geldi. Elmas yolunda bakın üst tarafta ender bir sandık var. Büyük bir ender sandık. İçerisinden ne çıkıyor? Winnie çıktı. Bunun dışında başka neler var? Başlangıç mücadelesi. Burada yine bütün görevleri tamamlayamadık ama bir tane görevimiz daha var. Sonra 20.000 altın daha alacağız. Şurada yine ödüller var. Ender sandık büyük verdi ve bakalım bundan ne veriyor. 6 tane Dynamite. Devam ediyorum. Burada bakın 3 tane daha bu arada sandık bileti verdi arkadaşlar. Şimdi bu 3 sandık biletini de yine harcayabiliriz ama önce şurada yükseltmeler var. Bunları yine evrimleştiriyorum ve binici turbosu artık daha uzun sürüyor. Gerçekten binici bir tane de olsa lazım. Hemen Dynamite'ı da yine bir üst seviyeye yükselttik. İkinci bir dinamit paketi fırlatır diyor. Yani 2 tane fırlatıyor sanıyorum. Başka bir tane daha var galiba. Aynen bir tane daha varmış. Bunu da yine aldım. Şurada yeni diyor. Ona da tıklayalım. Şimdi buradan bir de cadı karakteri geldi arkadaşlar. Evet şu anda cadı karakterini aldık. Yani destansı savaşçımızı aldık. Bu da arka arkaya birçok iskelet çağırıyor. Ortalık karambol olması gerektiği zaman falan cadı çok iyi iş yapıyor. Şimdi burayı destansı sandığa kadar da biriktireceğim arkadaşlar. Ondan sonra hesabı da Supercell ID'ye bağlayacağım ve böylece Okçu Kraliçe'yi de ikinci belki hatta üçüncü bir destansı savaşçı olarak orduma katacağım. Son biletimizin maçını da yine birinci olarak bitirdik arkadaşlar. Ondan fazla kazanma serisi yaptığınız zaman size en fazla bonus olan 3 bonusu veriyor. Ondan fazlası değişmiyor. Yani 100 de olsa kazanma seriniz ekstra bir şey vermiyor. Süper büyük ender verdi. Güzel bir şey verir mi? Neyse binici verdi arkadaşlar. Bu da güzel. Burada arada bir bu arada gördüğünüz gibi sandıklar geliyor. Her gün seni böyle güzel bir sandık bekliyor olacak. Buna da tıkladık. Colt verdi. Biraz altın falan verdi. Hemen elmas yolundan yine burada altınlarımızı alıyoruz. Şuradan yine ödüllerimizi alalım arkadaşlar. Burada bir tane daha sandığımız varmış ve buradan da bize El Primo verdi. Bunun dışında yine şurada takımı yükselteceğiz. Bunları yükselttiğimiz zaman bildiğiniz gibi çünkü o biraz önceki kupa yoluna benzer yol da yükselecek. Burada yine yeni bir tane evrim var arkadaşlar. Bunu da yaptık ve 6 altın veriyor artık. Goblin'i seçtiğimiz zaman başlangıçta, yani Goblin çok çok iş yapacak. Şuradan ödülleri al kısmına tıklıyorum ve savaş çantası yeni özellik, eşyaları savaşta kullanırsın diyor arkadaşlar. Şimdi isterseniz bir de savaş çantasına bakalım. Şurada kitabın içerisinde bir şeyler var. Şunları bir alıyorum ben. 13 seviyeye çıkartmak istiyorum çünkü. Oynaya bastığımız zaman burada farklı 4 tane şey var. Bunlardan bir tanesi şu arkadaşlar. Zar bir sandıktan karakter çıkıyor ama istediğiniz bir karakter çıkmazsa buna basıyorsunuz ve değiştirebiliyorsunuz sandığı. Ama bunlar paralı. Bence bunlara çok fazla paranızı harcamayın. Buradaki anahtar sıradaki sandığınızı ücretsiz almanızı sağlıyor. Bu bir tanesi bu arada ücretsiz veriyor galiba. Aynen, hatta 3 tanesini ücretsiz veriyor. Güzel. Hemen şuraya bakalım. Bu 2400 ve sıradaki sandık yine ücretsiz oluyor ve destansı bir karakter veriyor. Mesela cadı gibi, barbar kral ya da okçu kraliçe falan gibi. Bunu da şu an almayacağım. Füzyonda da yine sıradaki sandık ücretsiz oluyor ve füzyon, yani 3 tane karakteri birden veriyor. Toplam 16 tane maç yaptım arkadaşlar ve 13 tanesini birinci olarak bitirdim. Şu anda full kazanma serisiyle devam ediyorum 12'lik gördüğünüz gibi. Sıradaki günle devam edelim. Ve hala Supercell ID'ye bağlamadım bu arada. Önce 13 seviye yapacağım. Şuradaki destansı sandığı da açacağım. Ondan sonra Okçu Kraliçe'yi almak için Supercell ID'ye bağlayacağım. Arkadaşlar şu anda takım yolculuğunda 13 seviye çıkartmak üzereyiz. Şurada birkaç tane şey var. Hemen bunları şimdi alacağım ve gördüğünüz gibi burayı 13 seviye yaptım. Hatta bütün hepsini bir toplayalım isterseniz. Bakın bunları topladım. Şurada takımda
yükseltmelerimiz var. Bak yine tavuğu mesela evrimleştirdik ve zaman içinde takıma 3 küçük yaratık çağırır diyor. Ve tavuğu da böylelikle seviye atlatmış olduk. Şimdi hem burada ödülleri al bölümüne tıkladığımız zaman Essence sandık burada açacağız. Hemen açalım. Bakalım yeni bir karakter acaba verir mi? Bakıyoruz ve cadı verdi. Şurada bir 10.000 altınımız var. Bunu da aldık arkadaşlar ve çok çok güzel bir durumdayız şu anda. Buradaki görevleri bitirdik ve buradan 20.000 altın daha aldık ve bayağı bir altınımız var. Altını sadece ve sadece sandık anahtarlarını harcayacağız. Ve eğer kazanma serimiz bozulursa birkaç seferde kazanma serisini devam ettirmek için kullanabiliriz altınları, ama çok da abartmamak lazım. Çünkü seri 10'dan fazla olduğu zaman zaten maksimum sandığı veriyor. Elmas yoluna da gelelim. Elmas yolunda da yine bir destan sandık var. Buradan belki başka bir şey verir mi diye bunu da bir deneyelim. Buradan da yine cadı verdi arkadaşlar ve şimdi hesabı Supercell ID'ye bağlayacağım ve okçu kraliçeyi alacağım. Oyunda ayarlara girdim. Supercell ID'ye kaydol dedim. Ben yeni oyunları farklı oyunları farklı e-mail adreslerine bağlıyorum bu arada. Siz de isterseniz öyle yapabilirsiniz. Yani benim Brawl Stars ayrı bir e-mail adresinde mesela, diğer oyunlar ayrı bir e-mail adresinde. O yüzden bunun için sıfır bir hesap açtım ve buraya bağladım. Supercell ID'ye hediyeni al diyor arkadaşlar ve destansı okçu kraliçeyi de şu anda aldık ve burada gördüğünüz gibi karakterimiz geldi. Hatta şurada cadının bir yükseltmesi varmış. Bu yükseltmeyi de yapalım. Ve bunu da evrimleştirdik. Daha fazla iskelet çağırır diyor arkadaşlar. Ve şu anda hesabımız gerçekten güzel bir noktaya geldi. Şu anda yeni güne geçtik arkadaşlar. Burada bir tane sandığımız var ve 3 tane biletimiz var. Şimdi hızlı bir şekilde bileti de alacağım. Burada gördüğünüz gibi yeni görevlerimiz falan da geldi. Mümkün oldukça bunu bitirmeye çalışacağım. Ve 3 tane biletin 3'ünü de mutlaka harcamamız lazım her gün. Hatta saati doldukça. Yine burada bazı yükseltilecek karakterler de var. Onları da hemen yükseltelim isterseniz. Burada bir tane de El Primo'muz varmış. Hatta El Primo'yu da böyle yükselttim ve okçu kraliçeyi de almıştık en son hatırlarsanız. Ve bu arada yeni dünyaya da ulaştık arkadaşlar. Şu anda bu yükseltmeleri yaptığımız için ve yeni dünyada da yeni karakterler çıkabiliyor. Shelly, Nita, Şifacı, Bo, Bee ve Max karakterlerini artık çıkartabileceğiz. Yeni savaş modları geldi ekranda gördüğünüz. Her birinin birbirinden güzel ve eğlenceli özellikleri var ve çöl diyarına da böylece ulaşmış olduk. Şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu arada çöl diyarına ulaştığımız için buradaki görünüm de tabii değişti. Aynı zamanda şurada bir şeyler mi geldi? Süper PES başlangıç paketi. Burada bir tane ücretsizimiz var. Bakın şu anda Dynamike'ın üzerinde bu arada altın yanıp sönüyor ya, ona tıklayınca böyle az bir miktarda altın veriyor size. İkinci maçın sandığı Ender'e dönüştü ve büyük arkadaşlar. Belki içerisinden güzel bir şey çıkabilir. Destansı geldi. Belki hatta yeni bir karakter de çıkabilir. Süper büyük bir destansı sandık. Yani çıkabilecek en iyi sandık çıktı şu anda oyundaki arkadaşlar. En üst Ender'lik destansı. Ve tam 8 tane bu arada cadı çıktı. Burada top büyüsü al diye bir etkinlik geldi arkadaşlar. Bazen buraya bir etkinlik geliyor. Buraya tıklıyorsunuz. Mesela 50 tane büyü kullandığınız zaman top büyüsünü bundan sonra oyunlarda görebiliyorsunuz ve kullanabiliyorsunuz. O yüzden bu görevleri yapmanız önemli. Yine kitabın içerisinde bayağı bir şeyler var arkadaşlar bu arada. Baksanıza. Oo, burada bayağı bir şeyleri yapmışız. Bunların hepsini alıyorum. Hatta bunları alınca burada da 16. seviyeye geldik ve yeni karakter Bo'yu aldık. Canavarlara %100 daha fazla hasar veriyor. Başlangıçta kullanabileceğimiz güzel karakterlerden bir tanesi de Bo. Bugün 21 Mayıs arkadaşlar ve oyuna yeni bir güncelleme geldi ve süper birimler falan da eklendi. Ben bayağı bir şeyler biriktirdim. Şu an bütün hepsini birlikte alacağız. Hatta buradaki yolu da bitirdim. Şimdi şu buradaki yol başlangıç sezonunu normalde parayla satın alabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Süper PES satın alabiliyorsunuz. Ben almadım ücretsiz hesap olduğu için. Ama bunun sonuna geldiğinizde bir başka yol açılıyor. Bunu ben de bilmiyorum. Bakalım bu yola hiç para vermeden direkt bir sonraki yolu satın alabiliyor muyuz? Bunu da göreceğiz. Şu anda mesela ifade paketi verdi. Böyle ifadeler var. Güzel bu arada ifadeler falan. Şunu alalım. Buradan El Tigre verdi. Ve hemen devam ediyorum ve yeni sezon ödülleri almadan devam etmek istiyor musun? Almadığın ödüller var. Süper PES'i etkinleştirerek onları alabilirsin diyor. Burada Süper PES alabiliyorsunuz ya da sezon yoluna başlamak için yolu bitir. Biz bu ücretsiz hesap ve para yatırmayacağımız için sezon yoluna başlamak için yolu bitir dedik. Yeni yol açıldı diyor arkadaşlar. Yani hiç para yatırmadan direkt olarak esas Brawl PES'e benzer olan uzun yolu da bu şekilde aktifleştirebiliyorsunuz. Bunu da burada görmüş olduk. İlk mega karakterini açtın diyor bu arada arkadaşlar. Burada mega karakterlerin ne olduğunu falan da anlatıyor. Şimdi bizim elimizde bayağı toplayacağımız bir şeyler var. Şunları ben biriktirdiklerimi en azından buradan sizinle birlikte almak istiyorum arkadaşlar. Buradan 5000 geldi. Kitabın içerisinde bizim yükseltebileceğimiz, daha doğrusu toplayabileceğimiz bayağı bir şey var. Bakın görüyorsunuz şu anda bunların hepsini birlikte toplarız diye biriktirdim arkadaşlar. Bakar mısınız? Bu arada şöyle bir taktik daha vereceğim size.
eğer belirli bir seviyenin altında olursanız size daha kolay rakip veriyor. Mesela şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu anda ben şimdi ilerliyorum size videoda göstermek için ama plaza yükseltmeleri falan geldi bu arada. Bakın 25. seviyede plaza yükseltmeleri var. Şöyle ilerliyoruz. Kraliyet dünyası mesela 35 seviyede. Bazı arkadaşlar şöyle kasıyorlar. Siz de yapabilirsiniz. Mesela tam 34 seviyeye kadar getiriyor. Ondan sonra buradaki kitaptaki yükseltmeleri falan almıyor. 34 seviyede kalıyor. Yani bir önceki dünyada kalıyor. Böylece daha kolay rakipler alıyor. Bütün her şeyi biriktirdikten sonra da bir anda mesela 34. seviyeden hepsini topluyor ve işte 45 seviyeye kadar falan yükseliyor. Yani siz de hani Clash of Clans'taki belediye binası yükseltme mantığı gibi düşünebilirsiniz eğer oynadıysanız. Önce bütün karakterleri çıkartana kadar ya da hesabın en azından o dünya içerisinde bütün karakterlerini alıp maxlayana kadar bekleyebilirsiniz. Bakın burada mesela şeyi yazıyor. Şunlar kraliyet dünyasında çıkıyor ama bizim daha bulamadığımız karakterler var. Yani biz önce bu karakterleri bulana kadar oynayıp daha sonra kraliyet dünyasına çıkarsak daha iyi olur. Siz de bu taktiği uygulayabilirsiniz. Şuradan yine ödülleri alalım. Shelly karakterini aldık arkadaşlar. Yine buradan altınımızı da alıyoruz. Başka herhangi bir şeyimiz kaldı mı? Şu an için kalmadı. Bugünkü güncellemeyle yine oyuna ultra formlar eklendi. Süper formu vardı biliyorsunuz. Şimdi ultra formu var. Mesela Colt'un ultra formu canavarlara hasar verdiğinde mermi fırtınasını yani ultisini dolduruyor. Ya da okçu kraliçenin süperi buydu arkadaşlar ve ultra formunda X yayı büyüsü veriyormuş. Buradan ultra forma ulaşmak için şunu yapıyoruz bu arada. 10 tane bebek formunda topladığımız zaman bir tane klasik form oluyor. 10 tane klasik form yaptığımız zaman bir tane süper form oluyor. 10 tane süper formdan toplayınca da bir tane ultra form oluyor. Yani 10 çarpı 10 çarpı 10 toplamda 1000 tane karakteri topladığımız zaman ultra forma ulaşıyoruz. Burada yeni bir tane de etkinliğimiz varmış arkadaşlar. Hemen bize buradan yine destansı anahtar verdi, kart verdi. Gerçekten çok güzel etkinlikler oluyor. Onları da kaçırmayın. Şu anda 4 tane sandık biletim var ama oyun şu anda kapalı. Bakım arası başlamak üzere şeklinde. Bugün güncelleme günü olduğu için bakım molası geliyor ama ben bakım molasından sonra yine kasacağım arkadaşlar ve zaten bütün ödülleri günlük olarak da topluyorum. Bakalım 10 gün boyunca oynadığımız zaman nereden nereye gelmiş olacak hesabımız. Siz de bu videodaki taktikleri ve benim yaptıklarımın aynısını yaparak ilerlerseniz çok faydalı olur. Şurada ödüllerimiz varmış bu arada, hemen şunu da bir alalım. Bunu daha alamıyoruz. Şurada yine bir tane o ender sandık var, hemen şunu açalım. Bunun içinden bir karakter verir mi? Maalesef bundan Dynamite verdi. Başka bir şey var mı? Şurada yine altınımız var arkadaşlar. Başladığımdan beri bu arada hiç maç kaybetmedim. Yani arada bir iki tane kaybedip parayla devam ettirdim. Ve 49 kazanma serim var gördüğünüz gibi. Kitabın içerisinde de şurada bir şey varmış. Onu da alalım ve burada hatta bir tane daha ödül çıktı. Destansı sandık. Hadi bundan bir karakter gelir mi? Bundan bir karakter verir mi? Bundan da neyse cadı verdi olsun. Bu da güzel. Ve hemen şimdi devam edelim sonraki günle. Oyuna yeni bir etkinlik geldi. Pinyata Festivali isminde arkadaşlar. Ve burada belirli görevleri yaptığınız zaman size bir pinyata veriyor. Bu Brawl Stars'taki Mega Kumbara'ya benzer bir şey yapmışlar. Ve buradan ödüller falan alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bayağı güzel ödüller var arkadaşlar. Ve 5 kişilik gruplar yapabiliyorsunuz. Ve burada yine farklı ödüllerimiz var. Ben bayağı bir biriktirdim bunların hepsini. Şimdi birlikte toplayalım. Kitapta bayağı görev yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bunların hepsini şuradan bir alalım. Elmas yolunda destansı sandığımız var. Bunu hemen açalım. Bakalım ne veriyor ve okçu kraliçe bu arada çok iyi. Buradan bir tane sandık bileti. 1000 altın. 3 tane zar. Tabii aşağıyı alamıyoruz maalesef çünkü süper pisi etkinleştiremiyoruz. Ücretsiz hesap olduğu için. Yine bunları da aldım arkadaşlar. Burada başka bir şeyimiz kaldı mı? Ücretsiz ödüller bölümünde bakın böyle bir ücretsiz ödül geldi. Oyunu soft launch'ta yani daha globale çıkmadan önce oynayan oyunculara da böyle bir ödül verdiler arkadaşlar. Bunu da yine videoda birlikte almak istedim. Hemen bunu da buradan tıklayalım alalım. Bayağı sağlam ödüller verdi. Takımın içerisinde yine yükseltmelerimiz var arkadaşlar. Bunları burada yapmak istedim. O yüzden bunları da yapmadım. Hızlı bir şekilde bakın bunu mesela şu anda bir üst seviyeye yükselttik. Burada şu anda 10.000 altın aldık. Önce bütün buradaki yükseltmelerin hepsini birlikte bir yapalım. Bakın burada bayağı bir biriktirdim arkadaşlar sizin için gördüğünüz gibi. Şu anda bütün yükseltmelerimizi yaptık arkadaşlar. Burada bir de mega karakter de almışız. Şimdi şuradan yine ödülleri alıyoruz. Burada sıradan sandığımız var. Süper büyük, hemen bunu da aldım ve şuradan devam edelim. Plaza yükseltmeleri, plaza binalarını yükseltebilirsin diyor arkadaşlar. Artık 100 tane de bize bu arada çekiç verdi. Ve yeni özellik plaza yükseltmeleri. Şimdi ona da bakacağız. Burada yine sandık bileti verdi. Bayağı bol bol ödül veriyor buradan gerçekten. Ender buradan bir yeni karakter bir şey var mı verir mi acaba?
Evet, Vinici verdi buradan da güzel ve şu anda bütün ödülleri topladık. Plazayı yükseltecek kadar çekicim var diyor. Hemen bir bakalım ve buradan kendimize herhangi bir şeyler seçebiliyoruz. Bize 100 çekiç verdi ve hatta pardon 600 çekiç verdi. Savaşlarda bulduğun çekiçlerle plazanı yükseltir ve dekore edersin diyor. Peki biz en ileride acaba hangisini yapabiliyoruz? Mesela 550'ye sade çeşme alabiliyormuşuz. Heykellerden bakalım bir de heykellerde neler var. Bunlar falan var. 2500'e Kaiju destansı şeyi falan var. Heykeli var. Bunları heykel olarak değil de bence dekorasyonlardan şu anda 550'lik bir tane var. Onu dikelim arkadaşlar. Yani şuradaki sade çeşmeyi alalım birlikte bir dikelim. Binayı nereye yerleştirmek istersiniz diyor. Ha, şuradan birine yerleştireceğiz. Mesela şuraya yerleştir dedik arkadaşlar ve evet şu anda binamızı oraya yerleştirdik. Peki bunun dışında yerini değiştirebiliyor muyuz acaba? Evet şu anda tekrar onu mağazaya alabiliyoruz ve istersek buradan yine envanterin içerisinden tıklayıp başka bir yere de koyabiliyoruz arkadaşlar. Gerçekten güzel bir özellik. Şu anda 9. gündeyiz arkadaşlar. Ben arada tabii ki de bütün biletleri harcıyorum ve şu an birçok ödül var. Hemen bunların hepsini birlikte bir toplayalım. Şurada ödülleri al diyor. Ben bunların hepsini sizin için biriktirdim ve açabildiklerimiz neler varsa artık hepsini açacağız arkadaşlar. Burada böyle bir şey varmış. Evet buraya kadar açabiliyoruz. Yine şurada bir tane yeni etkinlik var. Şu anda bunu açamıyoruz. Pinyata etkinliği var arkadaşlar. Buradan pinyatayı aç diyor. Bir tane pinyata. Bunu da ana hesabımla takım yaptım ve o şekilde 1300 altın veriyor. Burada anahtarlar falan filan gerçekten çok güzel ödüller aldık buradan. Ücretsiz ödüllerimiz var yine. Buradan bir bakalım. Şurada gördüğünüz gibi günlük giriş ödülleri veriyor. Altınlar veriyor arkadaşlar. Bunları yine alıyoruz. Burada başka herhangi bir şey var mı diye bakıyorum. Evet iki tane de ücretsiz koltuğumuz var. Hemen bunu da aldım. Yine başlangıç mücadelesinin içerisinde bir tane sandığımız varmış. Bakalım bundan büyük sıradan bir sandık verdi ve 6 tane tavuk verdi arkadaşlar. Bu da güzel. Kitabın içerisinde bir şeyler var mı? Hemen bunlara da tabii ki bakıyoruz ve buradan da 28 seviyeyiz. 29 seviye olmak üzereyiz. Elmas yolunun içerisinde de şöyle destansa anahtarlarımızı aldık ve şu anda takımı da yükseltebiliyoruz arkadaşlar. Yükseltebildiklerimizi hemen hızlıca ben bir yükselteyim. Şu anda bütün yükseltmeleri de yaptım arkadaşlar ve tabii şurada da ilerlemişizdir. Aynen ödülleri al diyor. 3000 altında buradan aldık. Hatta 30 seviyeye de ulaşmak üzereyiz ve 30 seviyede Nita'yı da alacağız. Muhtemelen 10. gün yani son günde Nita'yı falan da almış oluruz. Squadbusters'ın globale çıkışını kutlamak amacıyla herkesin tıklayıp ücretsiz ödül alabileceği bir de link paylaştık. İşte Squadbusters ekibi benimle. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz QR kodu okutabilir ya da açıklamanın en üstünde ya da sabit yorumda bulunan linke tıklayıp ücretsiz ödülünüzü alabilirsiniz. Tam 5000 altın alacaksınız Squadbusters içerisindeki. Bu gerçekten çok iyi bir altın miktarı ve sizin çok işinize yarayacak. Ve tıklayan herkes alabilecek arkadaşlar. Herhangi bir limiti sınır falan yok. O yüzden mutlaka tıklayıp ödülünüzü almayı unutmayın. Bu linklerin ve ücretsiz ödüllerin devamı da gelecekmiş. O yüzden sonraki videoları da takipte kalın. Bugün 10. gün arkadaşlar ve son sandık biletimizi harcayacağız. Son sandığımızı açacağız. Bakalım içerisinden neler verecek bize. Sıradan dedi. Şimdi biraz tabii yine ödül biriktirdim ve 10 günde bakalım hesap nereden nereye geliyor. Bunu da size göstermiş olacağım. Hemen şunları bir evrimleştirelim. Hızlı bir şekilde bütün hepsini ben yapayım. Şurada elmas yolunda bir sandığımız varmış mesela. Hemen bunu açıyorum arkadaşlar. Bunun içinden ne veriyor? Yine 6 tane bow verdi. Çok iyi vermedi aslında. Başlangıç mücadelesi var. Bunun içerisinden yine altın falan veriyor. Burada şu anda verdiği bir şey yok. Ödülleri al diyor. Bunları yine tıklayalım. Alabildiğimiz kadar bunları da alalım sanırım. 3 tane de buradan aldık. Kitap varmış. Kitabın içerisinde yine bir şeyler var. 30 seviyede olduk bu arada. Burada yine ücretsiz ne var? Buna da bir bakalım. Evet şurada yine ücretsiz goblinimiz varmış. Bunu da aldım. Ve ödülleri ala tıkladım. Ve en sonda da sanıyorum Nita karakterini açmış olduk arkadaşlar. 30 seviyede ve gerçekten de hesap 10 gün içerisinde çok iyi bir yere geldi. Hesabın son halinde 101.000'den fazla altınımız var arkadaşlar. Ve karakterler de bu şekilde. Şuna da tıklayalım. Daha sonrasında bununla belki oynarım. Bu tamamen bu videoya atacağınız like sayısına bağlı arkadaşlar. Eğer 10.000'den fazla like gelirse bu seriyi aynı hesapla belki devam ettirebilirim. Belki bir 30 gün oynadım videosu gelebilir. O yüzden bu tür serilerin devamı için aşağıdan mutlaka bir tane like atmayı unutmayın. Bugün Squadbusters'ın global günü arkadaşlar. Türkiye'de de oynanabilecek. Siz de indirip oynayabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan bir tane like atmayı, kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve hem Brawl Stars'a hem de Squadbusters'a marketten kod bölümüne onur yazarak da bana destek olabilirsiniz. Şu an ekranda en son yüklediğim videomu da görebilirsiniz arkadaşlar. İzlemediyseniz o videoyu da izleyin. Seviliyorsunuz dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.